Hastalığın çıktığı Çin'de bilim insanları gün gün koronavirüsün hangi belirtilerle ortaya çıktığına ilişkin araştırma yayınladı. Hastalık bulaştıktan sonraki 14 gün çok önemli. Belirtiler bu süre içinde çıkıyor. İlk belirtiler yüksek ateş, kuru öksürük ve kas ağrısı, yorgunluk da yaşanabiliyor. Bazı vakalarda birinci ve ikinci gün ishal ve bulantı da görülebiliyor. Eğer hastalarda kuru öksürük, hafif bir bulgu özellikle boğaz ağrısı, ateş yükseliyor ama ateş düşürücü aldığınız zaman ateşiniz düşüyor, elinizi yüzünüzü yıkadığınızda biraz su içtiğinizde ateş kırılıyor ise bu kişilerin doktora gitmesine gerek yok. Ateş düşürücü almanıza rağmen ateşiniz hala düşmüyorsa, nefes darlığı problemleri ortaya çıkıyorsa hastaların mutlaka doktora gitmesi gerekir. Hastalığın seyri birkaç gün böyle gidiyor. Beşinci güne gelindiğinde kronik hastalığı olanlarda nefes darlığı ortaya çıkıyor. Nefes almak gittikçe zorlaşıyor. Bazı hastalar için sonraki günler çok kritik. Şimdiye kadar kuluçka süresindeyken bulaş görülmemiş. Öksürme ya da yüksek ateş, boğaz ağrısı veya solunum yolunda bulgular olmadığı sürece yani o kuluçka döneminde bulaştırıcılık yok. Kişinin hasta olması gerekiyor bulaştırması için. Eğer sıkıntı bir durum olacaksa 5. 6. günden itibaren hastalarda bulgular derinleşiyor. 7. gün hastanede yatmayı gerektiren şiddetli nefes darlığı yaşanabiliyor. Sürekli göğüs ağrısı, nefes darlığı yaşayan, yüzü ve dudakları mavimsi bir renge dönen hastaların acil şekilde tıbbi yardım alması gerekiyor. Diğer taraftan 7. gün hastaların büyük çoğunluğu için yani her 100 kişiden 85'i için şikayetlerde azalma başlıyor. 8. gün solunum sıkıntısı çekenler açısından çok kritik çünkü akciğerlerin hayati organlara yeterli oksijen sağlayamadığına ilişkin belirtiler görülüyor. Solunum sıkıntısı devam edenler yoğun bakım ünitesine alınıyor. Hastalardaki ateş 12. gün düşmeye başlıyor. Hastalığa ilişkin belirtiler 13. günden sonra yok oluyor. Araştırmada bir hastanın taburcu olma süresinin 22 gün olduğu açıklandı.